Bu bölümün konusu Japonya'da bulunan Aokigahara İntihar Ormanı. Kanalımı desteklemek için videolarımı beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Seicho Matsumoto isimli yazarın 1960 yılında yazmış olduğu Black Sea of Trees adlı romanın sonunda, iki sevgilinin intiharına sahne olan ve bu tarihten sonra Japon halkının intihar etmek için mesken tuttuğu ormandır. Ayrıca, Waharu Surumi tarafından yazılan The Complete Manual of Suiji, İntihar Kılavuzu, kitabında ölmek için en güzel yer olarak geçen Aokigahara Japonya'da intihar ormanı olarak biliniyor. Kitap çıktığı dönem bazı yerlerde yasaklanmıştı, çünkü bulunan cesetlerin çoğunun yanında bu kitaptan vardı. Yayınlandığı 1993 yılında olay yaratan İntihar El kitabı 11 bölümden oluşuyor. Hazırlıklardan, intiharın şekline, hangi tür intiharın nasıl acı vereceğinden cesedi görenlerin nasıl tepki vereceğine, intihar çeşitlerine kadar pek çok zengin içeriğe sahip, intihar için en yüksek şansı olan yüksek binaların adreslerinin yanı sıra bu orman içinde bilgiler mevcut. Bazı yıllarda 70'in üzerinde cesedin bulunduğu da görülen Aokigahara Ormanı'nda her daim insan kemikleri, ilaç kutuları, ağaçlara asılı ipler, çürümüş cesetler veya kesici aletler bulmak mümkündür. Ayrıca genellikle ormanlarda görülen ateş yakmayınız, ağaç kesmeyiniz gibi uyarı levhaları burada genellikle son kez bir daha düşününüz veya lütfen intihar etmeyiniz şeklindedir. Kaynaklara göre buraya bağlı orman müdürlüğünde cesetleri muhafaza etmek için özel oda bile mevcuttur. Tabii bu olaylar beraberlerinde pek çok efsane ve hayalet hikayesi de getirmiş. 2009 yılındaki intihar oranının bir önceki yıla göre %15'lik arttığı kaydedilen Japonya'da, intiharların çoğunluğu bu ormanda gerçekleşmiş, işsizlik, iflaslar, aşk acısı gibi olayların tetiklediği intihar eylemi, Japonlar tarafından onurlu bir hareket olarak görülüyor. Ormanda en fazla ceset 1998 yılındaydı, bu sayı 73'tü ancak 2002 yılında 78 kişinin bulunmasıyla orman kendi rekorunu kırmış oldu. İntiharlar bu ormanda 1950'li yıllardan beri gerçekleşiyor. Aokigahara Ormanı dünyada intiharlar ile ün salmış ikinci yer olma özelliğini taşıyor. Bu mekanlar içinde birinci sırada Kaliforniya'daki Golden Gate Köprüsü yer alıyor. Ormanda her yıl gönüllü kişilerce genellikle çürüyen veya vahşi hayvanlarca parçalanan cesetler için arama çalışmaları yapılmakta. İntihar uyarısı olan levhalar, güvenlik kameraları ve rehberlere rağmen hala intiharlar sürmektedir. Gönüllü ceset arayıcıların içerisinde intihar edenlerin paraları ve mücevherleri için çalışan yağmacılar da oldukça fazladır. Bu bilgilere ek olarak, YouTube fenomeni Logan Paul, intihar ormanı olarak da bilinen Aokigahara ormanında kendini asan bir adamı videoya alıp dalga geçtiği için tepki toplamıştı. YouTube, yaşananların ardından intihar etmiş bir kişinin cesedini paylaşan ünlü vlogger, video blogger Logan Paul ile ticari ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Buna göre Paul'un kanalları YouTube içerik üreticilerinin ciddi bir gelir kaynağı olan Google önerilen reklam programında yer almayacak. YouTube ayrıca 22 yaşındaki Paul ile birlikte hazırlanan özgün projeleri de durdurduğunu bildirdi. Paul artık YouTube Red'in Foursome adlı komedi dizisinde de yer almayacak. YouTube sözcülerinden biri, yaptığı açıklamada, son olayların ışığında Logan Paul'un videolarını Google önerilenden çıkartma kararı aldık. YouTube'da 15 milyon takipçisi olan Paul, video başına 150 bin, Instagram'da post başına 80 bin dolar alıyordu. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.